İskambil desticisi arkadaşlar Çin'e çatmış çok kızmış tabi yani milletvekili en azından bir şeyler söylesin birilerinin hakkını savunuyormuş gibi gözüksün diye tabi Türkiye'dekilerin hakkını savunamıyor o rahatı bozulmasın diye. Demiş ki Çin'in Hitler'den ne farkı var ya demiş. Ama sen şimdi Hitler aramak için Çin'e kadar gitmene gerek yok. O bulunduğu şehirde en az bir Hitler var. Onun etrafında Gestapo var, Gestapo şefleri falan var. Bir de sen o Gestapo, Gestapo şefleri, onların şefi, onların şefinin şefi sen nereye kadar gideceğini biliyorsun. Onlara bir sor bakayım. Ya biz bu Uygur Türklerin haklarını niye savunmadık? Bu zulmü niye dünyaya duyurmadık? Veya biz onlardan gidip niye kredi aldık falan gibi mesela onlara sorabilirsin. Ama yemez seninki yemez. Değil mi? Öyle şeyler. Şimdi Çin'in Hitler'den ne farkı var? Tabii ben seni anlıyorum da senin de şunlardan bir farkın yok. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı Fransa'yı işgal ettiğinde Fransızlar da o korkudan dolayı bütün Yahudi komşularını gambazlama kültürü gelişmişti. Bu bugün filmlere bile konu olan bir şey. Nerede Yahudi varsa saklanan onları gambazlıyorlardı bu gestapoculara. Ee, i̇şte sen de bugün aynısısın onun. Ee, yani zaman değişse de siz değişmiyorsunuz zaten. Berbat albayrak arkadaşlar çıkmış demiş ki şey Türkiye ligleri tek tek çıkarak süper lige çıktı filan demiş. Vah canım benim bir adama 40 kere deli dersen deli olur ya bunlar da ona inanıyorlar yani böyle illa ülke ekonomisi çok iyiye gidiyor falan deyince ülkenin ekonomisinin iyiye gittiğini filan zannediyorlar. E tabi karşıdaki kitlede demin hani size söyledim ya o alkışlayan kitle filan. İşte öyle demiş yani. Ligleri teker teker Süper Lig'e çıktık. Süper Lig Afrika Süper Lig'ine mi çıktınız? Nerenin Süper Lig'ine çıktınız? Onu da çok merak ediyoruz. Ama Twitter'da bir iki gün önce şöyle bir şey görmüştüm arkadaşlar. Bir grafik. Bunu izleyelim. Böylelikle de bitirelim. Ee, bu grafikle birlikte bitsin. Bakalım son 1960'lardan beri e, dünya ekonomilerinin ilk onunda kimler var? İyi bakın çok güzel, çok kral bir grafik yapmışlar arkadaşlar. Neyse e, ondan sonra da bitecek. Ben bir daha geri gelmeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Ee, özgür olun, özgür kalın. Juvlamar. Juvlamar. Evet şimdi yine en son kaldığımız haberden geriye doğru gidelim. Daha pratik oluyor öyle. Şimdi ilk önce ümmetinin liderinin haberini gördüm biraz evvel. Özso hakkında konuşmuş. Özgür Suriye ordusu onun ismini değiştirmiş. Onun ismini de kendi değiştirmiş galiba. Suriye milli ordusu yapmış. Onun hakkında konuşmuş. Zaten ismi Suriye Milli Ordusu olmuş bilmem ösü olmuş üsü olmuş nitelik ve nicelik olarak zaten değişen bir şey yok adamların sıfatlarında. İşte kimi zaman mücahit oluyorlar kimi zaman öfkeden bir araya gelmiş gençler oluyorlar ama ne olursa olsun ümmetinin liderinin etrafında her zaman çapulcu böyle işte başı başıbozuk, Serkeş, serseri görmek her zaman mümkün. Seviyor adam bunları seviyor yani biliyorsunuz yani Türkiye'nin hali de orada da zaten. Ee, bu adamların niye diyorum çünkü işte videolardan filan şeyden Twitter'da, Facebook'ta, sosyal medyada bu adamların işte evlere girip evlerden o işgal ettikleri yerlerde nasıl hırsızlık yaptıkları insanlara nasıl zorbalıklar yaptıklarını filan sık sık görüyoruz bunları. Orada demiş ki onlar anlı şanlı, benim askerimle el ele kol kola omuz omuza orada kendi topraklarını savunan gerçek manada diriliş mücahitleridir demiş. Şimdi şöyle düşünelim. Suriye Türkiye'yi işgal etmiş. Esed'in ordusu Esad, Esed neyse artık işgal etmiş. Ümmetinin liderinin kontrolünde belli bir bölge var. Bir bölgeyi de Esad işgal etmiş. Esad kendine yakın bir ordu kurmuş. Türkiye Milli Ordusu diye. Şimdi ümmetinin lideri buna ne derdi acaba? Bunlar vatan haini mi oluyor? Vatanını seven insanlar mı oluyor? Vatanperver mi? Ne oluyor yani? Aynı durumda onu da e, görmek isterdim. Yani ne derdi? Tepkisi nasıl olurdu? E, öyle bir haber. Sonra biliyorsunuz e, Çavuşescu. Çavuşescu'nun e, meyilleşmeler ortaya çıktı. Şöyle bir söylenti oldu. Yani söylenti de şimdi mal ortada yani bunun söylenti inanırsın hemen yani inanıyoruz biz de. Bu mailleşmelerde Ukrayna adına lobi faaliyetlerinde bulunması için kendisine işte 230 bin dolar euro neyse teklif edildi falan ortaya çıkmış. <laughs> ya buna şaşırmıyoruz normal yani bu. Bunlar için hatta Diyanet'e söylerler sen bununla ilgili bir helaldir bu. Ee, bunu yapmazsa günaha girerdi falan diye bir fetva ver. Ee, biz de işimize bakalım da demişler de olabilirler yani. Ee, hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım diye de bir şey söylemiş. Lan hesabını verebileceğin bir adalet sistemi mi var ülkede? Yani sanki bir öyle bir adli sistem ki sana bunun için hesap soracak. Yani hesabını sorsalardı 2013 17-25 Aralık'ta sorarlardı. Kimse soramadı zaten size. Bundan sonra da onun rahatlığıyla konuşuyor böyle. Hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım diye. İnşallah öbür tarafta siz hesabınızı vereceksiniz. Bilal olanı görüyorum. Bilal olan yine boş boş konuşmuş ama bizi e, yüzümüzü güldürmeye yetiyor. Eğer yeni nesil gençler, çocuklar filan Mehmet Akif'i, Necip Fazıl filan bilmezse, hep de onların sevdiği adamlara e, bilmezlerse işte Amerika onlara höt derse korkarlar. Zor Avrupa zor derse otururlar falan öyle oluyormuş arkadaşlar. Mesela Amerika sana höt dedi, sen hemen ne diyeceksin ha dur dur ben şey okudum. Necip Fazıl okudum. Bana höt diyemezsin filan diyeceksin. Onun için o sizin nazarlardan Amerika'nın höt demelerinden Avrupa'nın zort demelerinden koruyan bir şey. Necip Fazıl ve şey okuyun. Mehmet Akif okuyun arkadaşlar. Yahya Kemal'e filan geçmeye gerek yok. Onların çok bir etkisi olmuyor yani. Evet. Üzüleyim mi sevineyim mi bilemedim. Yani seviniyoruz tabii umum adına ama bazen üzüldüğüm noktalar da var. O üzüldüğüm noktalar biraz egoistçe olacak ama Sesli Gazete'nin karaktersiz karakterlerinden biri olan Berbat Albayra bundan sonra ne kadar görürüz ne kadar sıklıkla görürüz, görebileceğiz arkadaşlar bilmiyorum ama Türkiye'de AKP Türkiye'sinde karaktersiz çok sonuçta çok da sevinmemek lazım yani sanki ekonomi çok iyiye gidecekmiş gibi filan hani düşünmenin de gereği yok bir kazık vardı kazığı çıkartır bir sırık takar onun yerine ama değişen bir şey olmaz yani menşe yine aynı olacağı için. Böcekçi Varank demiş ki ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek demiş. Hız hızı mı kesildi ne demek istiyorsun sen yani Berbat Albayrak'ın istifasıyla ekonominin hızı mı kesildi ya öyle bir şey olabilir mi? Siz bir davanın ekibisiniz yani hız kesilmez devam ediyor duru. Hem sen bu cümleyi kurmak için sayın ümmetinin lideri Cumhurbaşkanının takdirini aldım mı yani ona sordum mu yani acaba ben bu cümleyi kurabilir miyim falan diye. Neyse arkadaşlar bitsin sesli gazete şimdi bunun bir de hazırlığım hazırlığı var hemen elimizi çabuk tutalım. O zaman kendinize iyi bakın birkaç gün sonra görüşmek üzere Özgür olun, özgür kalın anlayışınızdan her türlü öpüyorum arkadaşlar Selam hürmet.